Sen şu unutun. İzam et. Tamam. Ali abi sen orada dur. Tamam. Tamam. Arkaya alalım abi. Sağ solu verebilir tanıtayım. Geç abi. Bugün burada toplanmamızın sebebi 2003 yılından beri akıbetinden kemal derecede haber alamadığımız Pakistanlı doktor Sayın Afiyet Sıddıkî bacımızı akıbetinin kemal derecesinde anlamak ve ardından ailesinin isteklerini kardeşlerimize, dünya basınına duyurmaktır. Şu an Amerika'nın olduğu her yer, her yerde zulüm var, kaos var, çatışma var, güvensizlik var. Ki normal şartlarda bir ülkenin konsolosluğu bu kadar şatafatlı, bu kadar korunaklı bir yer olmaz. Dışarıdan bakıldığı zaman burası adeta yüzlerce, binlerce askeri barındıran büyük bir kale gibi durmaktadır. Şu anda Türkiye'de oynanan birçok oyunun, fitnenin, kaosun programı burada çizildi, burada yapıldı. Belki afiyet gibi nice Müslüman mahkumlar, tutsaklar, esirler buraya getirildi. Buradan dünyanın farklı ülkelerine sevk edildi, gönderildi. Dolayısıyla Amerika'nın olduğu yerde huzur olmaz. Eğer huzur istiyorsak, güven istiyorsak, emniyet istiyorsak, kardeşlik istiyorsak, o topraklarda, o ülkede Amerika'nın üslerinin, Amerikan istihbarat merkezlerinin olmaması lazım. Kainatın efendisi, son peygamber, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle, gücünüz yetmezse dilinizle, ona da gücünüz yetmezse kalben buz ediniz diye buyurmuştur. Bizler hüdapar olarak bu hadiseyi düstur edinerek Pakistan'dan kaçırılan, akabinde Amerika'da derdest edilen Afiyet Sıddıkî'nin zulmüne dur demek için toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle şu kesimlere seslenmek istiyorum. Ey insan hakları savunucuları, ey kadın hakları savunucuları, ey çocuk hakları savunucuları, ey sözde özgürlük savunucuları, sizlere sesleniyorum. Sahi sizler Doktor Afiye Sıddıkî'ye yapılan bu zulümlerin nerede, kaç kez dile getirdiniz? Doktor Afiye Sıddıkî'ye yapılan İşkencelerden haberiniz yok mu? Neden duymadınız? Bizler buna kesinlikle inanmıyoruz. Yoksa emperyalist ABD'nin zulmünü dile getirmenizin önünde engeller mi var? Bizler şunu çok iyi biliyoruz ki sizler Müslümanlar için hiçbir zaman adil olmadınız. Ve yine sizler dünyanın jandarmalığına soyunmuş olan emperyalist Amerika'nın bu insanlık dışı zulmünü hiçbir şekilde dile getirmeyen, binler ile ifade edeceğimiz sivil toplum kuruluşları ve dernekler, sizler neredesiniz? Sizler neden susuyorsunuz? ABD zindanlarında bulunan Doktor Afiye Sıddıkî bir bilim kadınıydı. Onun insanlık için ve insanlığın faydasına olacak buluşları başta emperyalist Amerika'yı ve Amerika'nın avanesini rahatsız ettiğinden dolayı bu zulme uğradığından şüphemiz yoktur. Doktor Afiye Sıddıkî bir anneydi. 3 çocuğu vardı. İnsanlığa ve İslam'a hizmet gayesindeydi. Doktor Afiye Sıddıkî'nin ablası Feyziye Hanım
kardeşinin kesinlikle suçlu olmadığını dile getirirken, annesinin onun hasretiyle yandığını, diğer mahkumlara sağlanan olanakların hiçbirisi Doktor Afiyet Sıddıkı'ya sağlanmadığını, görüntülü konuşmak, şurada dursun telefon dahi etmesine izin verilmediğini dile getirdi. Bizler buradan emperyalist Amerika'ya sesleniyoruz. Ey zalim Amerika! Kirli pençelerini artık Müslümanların üzerinden çek. Mazlum Afiyet Sıddıkı'yı ve çocuklarını birleştirerek ailesine ve ülkesine iade et. Yıllardır gasp ettiğiniz haklarını ver diyoruz. Ey zalim Amerika! Şunu bil ki bizler Doktor Afiyet Sıddıkı'nın sesi olmaya devam edeceğiz. Kıymetli kardeşler, bugün burada Amerikan Büyük Konsolosluğu önünde Amerikan terörünü tüm dünyaya haykırmak için bu kadar Müslüman toplandı. Tüm dünyaya ve özellikle İslam beldelerindeki yönetimlere Amerikan terörizmini, emperyalizmini haykırmak için Müslümanlar buraya toplandı. Onun için diyoruz ki Afiyet Sıddıkı terörist değildir. Eğer terörist arıyorsanız teröristler işte buradadırlar. Amerikan emperyalizmi terörizmin başıdır. Batılılar terörizmin başıdır. Amerika devleti terör devletidir. Vallahi bizler bu Müslümanlar mağdurlar ve mazlumlar olarak, korkaklar olarak burada toplanmadık. Biz korkmuyoruz ama onlar, Amerika dünyanın süper gücü olsa da, dünyanın en büyük devleti olsa da o korkuyor. Onun için Afiyet Sıddıkı'yı tutukladı. Onun için Afiyet Sıddıkı'yı alıkoydu. Zannetti ki Müslümanların kalplerine korku salacak. Bekledi ki Amerika küresel anlamda başlattığı sözde terörizmle mücadele savaşına Müslümanlar karşı gelmeyecekler. Böyle zannetti. Ama bu Müslümanların kalplerini birleştirdi. Bu Müslümanların imanlarını artırdı elhamdülillah. Onun için biz diyoruz ki biz korkmuyoruz. Biz güçlüyüz, vallahi güçlüyüz. Amerika sadece Afiyet Sıddıkı'yı de tutuklamadı. Aynı zamanda Pakistan gizli servisiyle beraber Navid Batı da tutukladı. Pakistan gizli servisiyle beraber Muazzin Bek'i de alıkoydu. Vallahi Muazzin Bek diyor ki Guantanamo'da, benim yan odamda 650 nolu odada Afiyet Sıddıkı'ya yapılan işkenceler, zulümler, onun çığlıkları bana yapılan işkenceleri bana duyurmuyordu bile. Ben hafif acılarımı duymuyordum bile. Dolayısıyla biz diyoruz ki terörün başı Amerika'dır. Bu topraklar bizimdir. Pakistan toprakları Müslümanların topraklarıdır. Afganistan toprakları, Suriye toprakları. Bu toprakların sahibi biziz. Biz buralarda kalacağız. Bizden sonra çocuklarımız kalacak. Ama Amerika bu topraklarda işgalci olarak olmaya devam edecek. Bugün biz buraya Afiyet Sıddıkı için toplandık. Hiç şüphesiz Amerikan Konsolosluğu'nun önünde toplandık. Çünkü bu mezalimin baş sorumlusu hiç şüphesiz ABD'dir. Ama ABD bu konuda yalnız değil. Ve sadece küresel haydutlar, ABD gibi, Rusya gibi küresel haydutlar bu konuda yalnız değiller. Maalesef yerel despotlar, nice Afiyet Sıddıkı'lar üretmekle meşguller. Bugün Suriye'deki cezaevlerindeki kadınlar, tecavüze uğrayan, yıllardır o cezaevlerine mahkum edilen, uzuvlarını kaybeden, hayatları ellerinden alınan nice isimsiz Afiyet Sıddıkı'lar Suriye zindanlarında. Nice isimsiz Afiyet Sıddıkı'lar Mısır zindanlarında Sisi zulmü altında. Biraz evvel kardeşlerim de bahsettiler. İslam dünyasının dört bir tarafında böyle bir durum söz konusu. Yine bu olayda da, Afiyet Sıddıkı olayında da ABD ile beraber bu olayın baş sorumlularından biri Pakistan hükümetidir. Pakistan istihbaratıdır. Afiyet Sıddıkı'ya yıllarca zulmeden, ortadan kaybolduğunda nereye gittiğini bilmediğimiz dönemlerde yıllarca işkence yapan bir Pakistan vardı. Ardından o işkenceleri Amerika devraldı. İlk yalanlar zaten burada başladı. 2008'de dendi ki işte biz gözaltına aldık Afiyet Sıddıkı'yı. Gözaltına aldık ama gözaltı esnasında silahı eline alıp işte Amerikan askerleri yaralamaya çalıştı.
Bir de öyle mahkemelerde bir takım yalanlar söylendi. Avukatları açıklamalar yaptılar. Buradan öğrendik. Yvonne Ridley gibi, biliyorsunuz sonradan Müslüman olan İngiliz gazeteci Yvonne Ridley'nin yazdığı yazılar, detaylar, görüşmeler, istihbaratlar arası görüşmeler, takas görüşmelerinin detaylarını bize aktardığında biz Afiyet Sıddıkî'nin o takas görüşmelerine konu edildiğini ama mesela Pakistan hükümeti tarafından bu takasın kabul edilmediğini bilahare öğrendik. Nice nice onun hayatıyla alakalı, 16 yıllık süreçle alakalı nice nice zulüm hikayeleri var. Şu anda burada tüm dünyanın insan hakları karnesini doldurmakla meşhur iken, başkalarına karşı ilkel kabile hukukunu reva gören bir ülkenin, yani Amerika'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanmış bulunuyoruz. Bu anlamda Doktor Afiye Sıddıkî'ye uyguladığı insanlık dışı muameleyi, reva gördükleri işkenceleri ve uyduruk delillerle verilen hapis cezasını bir kez daha kınadığımızı belirtmek istiyoruz. Doktor Afiye Sıddıkî'ye yapılan kötü muameleler ve uygulanan tecritler, vicdanı kirlenmemiş her kişi ve kurumun şiddetle karşı çıkması gereken bir insan hakları ihlali olduğu kuşkusuzdur. Bugün burada toplanmamızı gerektiren Doktor Afiye Sıddıkî kimdir? Önce kısaca kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Doktor Afiye Sıddıkî hanımefendi hafızdı. Kur'an ile yaşamını bütünleştirme gayreti içerisindeydi. İslam'ın günümüzde de bütünüyle bir hayat biçimi olduğuna gönülden inanıyordu. En büyük hayali Kur'an-ı Kerim öğretilerini modern ve beşeri ilimlerle birleştirmekti. İnandığı idealler uğruna Pakistan ve tüm İslam ülkelerinde bir eğitim devrimini gerçekleştirmek umuduyla yola koyuldu. İlk durak olarak İslamabad'a giderek bu hayalini gerçekleştirecekti. Fakat 2003 yılında 3 çocuğuyla birlikte Pakistan otoriteleri ve onların işbirlikçisi ABD istihbaratı tarafından Karachi Havalimanı'ndan kaçırıldı. 5 yıl boyunca kendisinden haber alınamadı. Doktor Afiye Sıddıkî'nin kaçırılmasından sonra Afganistan'da ölüm ve katliamlarla anılan Bagram üssünde bir hapishanede tutulduğu ortaya çıktı. Çocuklarının akıbetinin ne olduğu ve nerede tutuldukları ise hala bilinmiyor. Amerika askerleri Sıddıkî'yi teslim almak için geldiklerinde içlerindeki subayın silahıyla yaralandı. Midesinden yaralanan Doktor Afiye Sıddıkî helikopteriyle Bagram Hava Üssü'nde bulunan Craig Joint Theater Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaldığı süre içerisinde hiçbir şekilde ailesiyle görüştürülmedi. Avukat konsolosluğu bilgilendirme ve bunun gibi konularda kendisine hiçbir hak tanımadı. Sıddıkî mahkemedeki yeminli ifadesinde gizli bir hapishanede işkence gördüğünü, işkence edenlerin delil üretmeye çalıştıklarını ve kendisine söylenenleri yapmadığı takdirde kendisine ve çocuklarına işkence yapılacağı yönünde sürekli tehditlerle karşı karşıya kaldığını ifade etti. 23 Ekim 2010 tarihinde New York'ta yargılanmaya başlayan Doktor Afiye Sıddıkî, ABD askerlerini ve FBI ajanlarını öldürmeye teşebbüs etmek suçlamasıyla 86 yıl hapse mahkum edildi. Yargılamada davaya konu olan öldürmeye teşebbüs hikayesi ise 2007 yılında Afganistan'daki Gazne polis merkezinde tutulduğu esnada Doktor Sıddıkî'nin yere bırakılmış bir tüfeği ateşlediği iddiasına dayandırılmıştır. Söz konusu merkezde silahın ateşlemesiyle herhangi bir ölüm ya da yaralanma hadisesi gerçekleşmemiş olmasının yanında adli tıp laboratuvarından gelen inceleme raporlarında bahse konu silah üzerinde herhangi bir parmak izine rastlanmadığı gibi silahın ateşlendiğine dair bir bulguya da rastlanmamıştır. Adli tıp bulguları ve Sıddıkî'nin defalarca tekrarladığı ifadesine rağmen mahkeme ABD askeri kaynaklarının
temelsiz iddialarını delil kabul ederek 86 yıl gibi uçuk bir cezaya karar vermiştir. Duruşmaların başlamasından bugüne kadar Doktor Sıddıki Teksas'ta Fort Worth deniz üssünde bulunan federal hapishanede tutulmaktadır. 23 Mayıs 2018 tarihinde konsolosluk görevlilerince Doktor Sıddıki ile yapılan görüşmede Doktor Sıddıki'nin sürekli psikolojik ve cinsel şiddete maruz kaldığı, kimseyle görüştürülmediği, yiyecek ve içeceklerine fosfat ve fosforik asit konularak zehirlenmeye çalışıldığı, yaşadığı tüm zorluklara ve uygunsuz ortama rağmen ibadetlerine devam etmeye çalıştığı belirtilmiştir. Doktor Afiye Sıddıki hakkında yapılan asılsız suçlamaları aksi yöndeki somut delillere rağmen kabul etmek, Doktor Sıddıki'yi çocukları ile kaçırmak ve onlara işkence uygulamak, kendisinin durumu hakkında ve çoğu zaman nerede tutulduğuna dair ailesine bilgi vermemek, en önemlisi de bir bayanı erkeklere ait bir hapishanede tutmak, insan hakları ihlalleri kategorisine giren tüm suçları bir arada işlemek anlamına gelmektedir. Hüdapar İl Başkanlığı olarak bizler Müslüman olduğu için küresel haydutlar tarafından derdest edilen Doktor Sıddıki için ehli vicdanı bu hukuksuzluğa karşı çıkmak, yaşatılan bu zulmü basına ve kamuoyuna duyurmak adına bugün burada ABD Başkonsolosluğu'nun önünde toplanarak bir kez daha haykırma gereği duyuyoruz. CIA'nin gizli operasyonlarıyla İslam dünyasının farklı yerlerinden derdest edilerek gizli hapishanelerde aynı akıbeti yaşayan sayısız kişinin bulunduğunu, Doktor Sıddıki'nin ise sadece bunlardan birisi olduğunu belirtmek istiyoruz. İnsan haklarını ayaklar altına alan bu uygulamalara karşı Müslümanlar daha fazla ses çıkarmalı, insan hakları iddiasındaki kuruluşlar da çifte standartları bırakıp Amerika'nın yaşattığı bu zulümlere karşı insani tavırlar geliştirmelidirler. Bugün burada seslerini duyurmak ve zalime dur demek için toplanan siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcilerine, duyarlı basın mensuplarımıza ve bu konuda hassasiyet sahibi siz halkımıza teşekkür ederken, yaşatılan zulümlerin sembol ismi haline gelen Doktor Afiye Sıddıki için vicdan sahibi herkesi bir kez daha seferber olmaya ve 17 yıldır çekilen bu zulme son vermeye çağırıyoruz. Acilen Doktor Sıddıki'nin psikolojik ve fiziksel sağlığından emin olunmalı, ülkesi Pakistan'a emin bir şekilde dönüşü sağlanmalı ve çocuklarının yeri tespit edilerek ailesine teslim edilmesi sağlanmalıdır. Hüdapar İstanbul İl Başkanlığı. We are now gathered here at the Istanbul Consulate General of the United States, which is a country that enforces premature terrible law for other countries, while it is famous for filling the world's human rights report card. In this sense, we would like to state once again that we condemn inhuman treatment against Dr. Afiye Sıddıkı, the torture subjected to her, and the prison sentence with firm evidence. Değerli basın mensupları, saygıdeğer katılımcılar, basın açıklamamız burada sona erdi. Hüdapar İstanbul İl Başkanlığı olarak Doktor Afiye Sıddıkı özgürlüğüne kavuşuncaya kadar kendisinin sesi olacağımızı buradan taahhüt eder. Her platformda onun sesinin çığlığı olacağımızı tüm basına ve halkımıza bildiriyoruz.